Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Bitcoin Legend normalde süresi bitti. Referans sistemi bitti. Ama tekrardan bir 14 gün bakayım. Pardon 15 gün tekrardan bir seyahat başladı. Tekrar referans sistemiyle devam edebileceklerini söylüyorlar. iPhone kullanıcılarının hala cüzdan kısmı gözükmemekte. Bu zaten bir saçmalıktan ibaret. Tekrar uzatıyorlar. Tekrar bir şeyler saçmalıyorlar. Yani ne zaman çıkacaklar tam olarak belli değil. Mayıs ayında para çekilecek diyorlar. Mayıs ayında gerçekten para çekilecek mi? Şu anda sistemsel hatalarla çok fazla karşı karşıya kalabilirsiniz diyorlar. Çünkü sistemin hep sıfır gösterdiğini ve defalarca hata verdiğini yayınlayan bir şey paylaşmışlar. Hemen bakıyorum. Bunun hemen açıklamasını size çeviriden şu şekilde yapayım. Nerede şu çeviri? Çeviriye gireyim. Şu şekilde bir şeyler anlatıyor. Şuna girelim. Pardon, bunu İngilizce yapalım. Tüm bunlar mümkün kıldığınız için hepsini de dinleyin. Şu anda 1,5 milyon. Oha, bayağı 1,22 milyon kullanıcısı varmış şu anda. Uygulama erişiminde son gelişme madencilik yakında yan hal nedeni konulmaz. Sonra özür dileriz. Uygulamayı sen özür dileriz. Önce bunu tanımak için elimizden geleni yapacağız. Yolun haritasına göre 1 milyon kullanıcıya ulaştığınızı öğrenmek için. Arkadaşlar ben bunları genel olarak baktım. Yine yöneticilerle konuştum. Yöneticilerin dediğine göre çok fazla hata olduğu için hata düzeltmeleri yapılacak. Onun dışında referans sistemiyle ilerlemeye devam edecekler. Ama şöyle bir muhabbet de var. Bu paraları çekebilmek için belli birkaç dolar yükleme yapmanız gerekebilirmiş. Öyle bir muhabbet de şu anda dönüyor. iPhone kullanıcılarının güncelleme kısmı yapılacak ama hala cüzdan kısmı geldi mi, gelmedi mi, gelecek mi? Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Ne yapacağımızı şu anda bilmiyoruz. Biz de sizin gibi inceliyoruz, araştırıyoruz ama kimse bize tam net bir şey söylemiyor. Yani sanki herkes birbirine fake atıyor. Kimse uygulamanın tam olarak ne yaptığını bilmiyor. Uygulama kendisine göre bir şeyler paylaşıyor. Ama dediğim gibi sizin şu anda bir kaybınız yok. Madencilik yapmaya devam edin. Mayıs ayında eğer biz paraları çekebilirsek hangi şartları bizden isteyecekler bunları öğreneceğiz hep beraber. Sizin merak ettiğiniz, sorduğunuz birkaç soru vardı. Hemen o soruların cevabını vereyim. Abi parayı ne zaman çekeceğiz? Arkadaşlar Mayıs ayında çekeceğimizi söylüyoruz. Bunu defalarca söyledik. Onun dışında Mayıs'ın 16'sı olarak bir tarih belirlenmiş. Mayıs'ın 16'sında para çekilecek. Hesap numaralarına mı aktarılacak yoksa başka BTC'yi yani BTC coinleri dolara çevirip aktarabileceğiniz hesapları kullanıp oralara aktararak mı devam edeceğiz? Bunların hepsini biz şu anda net olarak bilmiyoruz ama mantık yürüttüğümüzde buradan direkt dolara çeviremiyorsak mecburen başka bir uygulama indirip oradan dolara çevirip o doları da TL'ye çevirip ancak o şekilde devam edebiliriz. Ya da buradan dolara çevirip biz o uygulamayı atıp oradan TL'ye çevirip hesaplarımızı atabiliriz. Ama dediğim gibi eğer bu çevirme muhabbeti parayla olacaksa çünkü belli bir dolar isteme söz konusu şu anda. Zaten site durmadan sıfırı gösteriyor. Durmadan sayaç duruyor. Referans hataları veriyor. Sitenin şu anda neredeyse 1,1 milyona yakın kullanıcısı olmaya başlamış. Çok müthiş bir şekilde ilerleme kat etmişler. Şu an bakıldığı zaman şu üstlerde gelen reklamlardan ayrıntılı bir şekilde devam edebilirsiniz. Ya da gelip şuradaki açıklamaların hepsini okuyabilirsiniz. Zaten gerekli bilgileri burada çok rahat bir şekilde sizinle paylaşıyorlar. Bilgilendiriyorlar sizleri. Google Play kullanıcılarında cüzdan kısmı gözüküyor. Yani Android kullanıcılarında ama Apple kullanıcısında hala cüzdan kısmı gözükmüyor. Ama Android kullanıcısı olarak da ben girip inceledim. İncelediğimde şunu fark ettim. Orada da BTC ve BCL şu anda sıfır gözüküyor. Yani orada da aslında hiçbir şekilde bir işlem yapamıyorsunuz. Şu an cüzdanın olması bile anlamsız. Hiçbir işlem yapamayacağınız bir cüzdan. Yani Android'de yükleme yapabiliyorsunuz. Buraya para aktarabiliyorsunuz. Ama para aktarmak çok saçma. Çünkü parayı çekemiyorsunuz Mayıs ayına kadar. O yüzden para aktarmanızı şimdi tavsiye etmiyorum. Bu tarih içerisinde para aktarmanızı söylüyorlar. Yani parayı çekebilmek için tekrar uzattık. Para aktarmanızı bekliyoruz diyorlar. Asıl bomba şu. Bu tarihin uzatılmasının bir sebebi var. Çünkü bunların söylediklerine göre Bitcoin bu 15 gün içerisinde müthiş bir düşüş yaşayacak diyorlar. Bu yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. YTD değil. Bunu söyleyeyim ama uygulamanın
yöneticilerinin, CEO'larının bahsettiği şey şu: Bitcoin ciddi bir şekilde değer kaybedecek, Bitcoin ciddi bir şekilde düşecek. Bu yüzden biz hiçbir riski alamıyoruz. Biz şimdiden bunları tekrar uzatıp o tarihi bekleyeceğiz diyor. Yani tekrar referans sistemiyle BCL devam edecekmiş. Zaten fark etseniz referans sistemi artında bu BCL sayacı yüksek atıyor. Mesela şu an bu saçmalığı da anlatacağım size. Normalde benim bu 12-13 falan atıyordu madencilik işinde. Şu anda gördüğünüz gibi daha düşük atıyor. 6 atıyor, 7 atıyor. Hatta 5 bile atıyor bazen. Yani bakıldığı zaman gerçekten bu sistemde müthiş bir şekilde hatalar var. İnşallah düzeltirler. İnşallah biz bu paraları çekebiliriz. İnşallah para aktararak çekme muhabbeti gelmez. Gerçekten bazen çok saçmalıyorlar. Biz bu paraları alabilecek miyiz hala emin değilim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda bu şekildeydi. Gerekli ayrıntılara sahip oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi hiçbir kaybınız yok. Siz madencilik yapmaya devam edin. Paralar aktarıldığı zaman mutlu oluruz. Aktarılmadığı zaman da üzülmemize hiç gerek yok. Çünkü hiçbir şekilde buraya para aktarmayın sakın. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kaç dolar olursa olsun para aktarmayın. Bu kadar net. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.